Bismillahirrahmanirrahim ve bihi estaîn. Arapçayı öğreten kitap adlı derslere devam edelim. İsmül mevsul konusunda son dersimiz inşallah olacak. Şöyle etkinlikleri yapmaya devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde sılanın altına bir çizgi ait, ki ait zamiridir. Aidin altına iki çizgi çiziniz. Şöyle. Malum ait ismul mevsuldan sonra gelen fiildeki ya da idafedeki zamirdir. Ait olur. Er-raculüllezî terâhû, gördüğün o adam, gördüğün adam. İndel bâbi, kapının yanında gördüğün adam, müdirin. Bu da gördüğün madde terâhû, görüyorsun anlamına geliyor. Ama ellezî gelince gördüğün anlamında oluyor. En an ifadesi katıyor ellezi. Dolayısıyla ellezini sılanın altına iki çizgi, bu ismul mevsuldur. Sıla cümlesi terahu indel babi. Hu aidiyet zamiridir. Altına iki çizgi. Ben şöyle altına iki çizgi bıraktım. وَدَعَ سَلِيمٌ الْقَلَمَيْنِ اللَّزَيْنِ Selim iki kalemi bıraktı. O iki kalem ki, yani اِشْتَرَاهُمَا, satın aldığı iki kalemi. Huma aidiyet zamiridir. İki çizgi. اِشْتَرَاهُمَا فِي الْمِحْفَزَةِ, bunun sılasıdır. سَلَّمَتْ الطَّبِيبَةُ عَلَى الْمُمَرِّدَتَيْنِ Kadın doktor iki hemşireye selam verdi. Elleteyni lakiyet huma. Rastladığı iki hemşireye. Şu aidiyet zamiri lakiyet huma fil hadike. Bahçede rastladığı iki hemşire. O da sıra cümlesidir. Lakiyet cümlesiyle fiiliyle beraber gelelim. Er-raculu lezine sıla cümlemiz lakiyahum mansur. Bu sıla cümlesidir. Hallafuna sıla cümlesine dahil olamaz. Niye? Çünkü arraculu isimdir. Mübteda. Buna bir haber lazım. Ellezine lakiyahum mansur. Bu ellezine lakiyahum mansur şu arraculuya bağlı olan bir sıfat görevinde bir şeydir yani. O haber olamaz. Haberi işte budur. Şu haberidir. Er-ricalu, ricalimmiş. Er-ricalu, adamlar hallakune, berberdirler. Hangi adamlar berbermiş? Er-ricalu lezine lakiyahum mansur. Mansur'un rastladığı adamlar. Şu iki çizgi. Hum. Sıla cümlesiyle lakiyahum mansur. Burası önemli yani. Bu şeyi, farkı görelim. Yani sıla cümlesi fiilden başlayıp ta sona kadar değil. Name. Fiil geldi. Ya, sıra cümlesi sona kadar gider. Name raculani, iki adam uyudu. Hangi iki adammış? Ellezani ra'aytahuma. Gördüğün iki adam. Senin gördüğün. Ra'ayte. Senin gördüğün iki adam. Fil funduk. Otelde gördüğün iki adam. Burası hepsi sıradır. Şu huma, iki çizgi çiziyorum. O aidiyet zamiridir ki ellezaniye aittir. İsmul mevsule aittir. En-nisa'u'l-levati, hangi kadınlar? Ra'eynâhunne, gördüğümüz. Nerede gördüğümüz? Fissuki. Şu fissuki'ye kadar sıla cümlesidir. Şu hunne de iki çizgi altına koydum. Bu nedir? Aidiyet zamiridir. Hayyatune de haberidir ki en-nisa'nın haberidir. Hayyatat. En-nisa müennestir. Hayyatat da müennestir. Çoğuldur. Hayyatat da çoğuldur. Yani uyum olacak. Mübtedâ ile haber arasında
Uyum. Bu da tamam. Şöyle el-eşcârü'l-letî garesnâhâ. Garesnâhâ sıla cümlesidir. Bu ha aidiyet zamiridir. Şu el-eşcâr mübtedadır. Kesîretun da haberidir. Şu da ismi usuldür. El-üstâzü'l-lezî zurnâhû. Zurnâhû sıla cümlesidir. Zurnâhû bu sıla cümlesi bu kadar. Âlimun kebîrun ise haberdir. Üstazın haberi nedir? Üstaz kimdir? Alimin. Alimdir. Nasıl bir alim? Kebirün. Bu da onun sıfatıdır. Alimin sıfatıdır. Haberimiz alim kelimesidir. El üstaz alim. Üstaz alimdir. Nasıl bir alim? Kebir. Hangi üstaz alimdir? Ellezi zurnahu. Ziyaret ettiğimiz. Hu aidiyet zamiridir. Ki iki çizgi çizdim altına. Elleziye racidir. Aittir. El mer'atulleti sellemet aleyke. Sana selam veren elleti şu sellemet aleyke. Sıra cümlesidir. Burada aidiyet zamiri sellemetteki şu t'dir. Sellemetin t'si elletiye raci olan aidiyet zamiridir. K değildir ha. K burada mef'ulu bihi gayri sarih'tir ki ondan önce harfi cer gelmiş. Mef'ulu bihtir yani. Ama gayri sarih. Sarih değil. Müderrisetun, o da haberdir ki el-mer'atüye. El-reculani, iki adam el-lezani dehala fil-muthaf. Müzeye giren şu hepsi sıla cümlesidir. Dehala'daki şu elif aidiyet zamiridir ki el-lezaniye racidir. Er-Rajulani de mübtedadır. Haberi de Huma'dır. Yani Huma o tekrar mübtedanın tekrarı niyetindedir. Muvazzafani haberidir. Evet. Hallakun berberler zurna ziyaret ettik. Muthaf müzedir. Yani mesela müze, muthaf sana ithaf ediyorum. Methaf pardon, methaf. Sana ithaf ediyorum. Yani sana sunuyorum. Seriyorum. Sergi alanı ya müzede. O da methaftır. İthaf etmek. Methaf. Evet. Orada da bir sunum var yani. Sana sunuyorum, ithaf ediyorum. Türkçede de ithaf ediyorum şeklinde bir kullanımı var. Tahfe kelimesi. Türkçe tahfe. Garesna yani oturttuk, diktik, oturttuk. Garesna. El-Muslimu, bir hadis var ezberleyeceğiz. El-Muslimu, Müslüman o kimsedir ki, kimdir Müslüman? El-Muslimu, mübtedadır, haberi men. İşte bu diğer ism-i mevsul kısmındaki bu ism-i mevsul tek başıyla haber oluyor. El-Muslimu, men o kimsedir. Kimdir o kimse? Selim el-Muslimune min lisani ve yedihi. Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu, selamette olduğu kimsedir. Mendir. Yine وَالْمُؤْمِنُ mümin kimdir? Mübteda. Haberi men. O kimsedir. O kimse nedir? Men اَمِنَهُ النَّاسِ İnsanlar ondan emindir. عَلَى دِمَائِهِمْ Kanlarından وَاَمْوَالِهِمْ وَمَالَّرِنْدَ Kanından ve malından dolayı insanlar ondan emindir. Mümin o kimsedir. Bu da tamam. Damın kandır. Dima çoğuludur. Mal, emval o da yine çoğulu olduğunu belirtelim. Mal, çoğulu, emval. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların selamette kaldığı kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine güvendiği kişidir. Boş yerleri doldurunuz diye bir çalışma var. Maalesef 9 dakikayı buldu. Biraz açıklamalı gittim. Bu nedenle dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde inşallah bu konuyu bitireceğiz.